Irmak. Irmak yeter anlat. Ay yüreğime inecek. Fırat dün benim babasıyla tanıştırdı. Ve dedi ki... Irmak İstanbul'dan arkadaşım zeytinlik arazi bakacak. Beraber geldik öylesine. Ne var bunda? Beni kendisi davet etti. Gibi bıraktı ortada sonra tanımıyormuş gibi. Ya aslına bakarsan tam da öyle olmuş ya. Yani Fırat seni gel aileme takdim edeceğim falan dememiş ki, sen yanlış anladın herhalde durumu. Ne diyorsun ya sen abuk sabuk? Irmak'cığım, yani sen biraz böyle şey mi yapıyorsun acaba? Olaylara bakmak istediğin gibi bakıyorsun. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun işte. Olaylara kendi açımdan mı bakıyorum? Beni davet etti diyorum size. Ben mi uyduruyorum ya? Ha? Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nalan? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Evet. Tamam yeter. Yeter. Irmak saçmalama. Başka bir şey için aramıştı. Ben de yanındaydım. Fırat lafın arasında söyledi. Hoparlör açıktı. Kulaklarımla duydum canım. Siz neler çeviriyorsunuz benim arkamdan? Benim sevgilimle. Eski sevgilimle. Bitti. Bir daha o adamı görmeyeceğim. Bitti. Yok artık ya. Daha neler? Dün bu, bugün sen. Yeter. İkinizin birden sevgili bunalımıyla uğraşamam. Irmak, anlat sen. Sonra ne oldu? Adamı orada bırakıp basıp geldin mi? Ne yaptın? Hayır. Otele döndüm. Bütün gece bekledim onu orada. Belki gelir, arar, özür diler diye. Gelmedi. Aramadı da ben de arabaya atladım, geldim. Ve hala aramadı. Tamam. Tamam canım, tamam. Ben anladım. O çocukta bağlanma korkusu var. Çok samimi olunca böyle korktu işte. Aynı can. Bakayım. Tamam, tamam canım. Oy, kıyamam ben sana. Merhaba. Şşş. Yukarıda Irmak'la uyuyorlar. Çok berbat bir gece geçirdiler. Sakın uyandırma. Tamam o zaman ben de koltukta yatayım. Hala kızgın mı bana? Evlensenize siz. Ne? Vallahi. Benimle evlenmek mi istiyor? Ya öyle bir kız benimle niye evlenmek istedin sen de? Sen bir teklif et bakalım. Arka tarafa da bir bakıverin. Allah'ım yarabbim, bu kızı hiç mi gören yok? Nereye kayboldu? Allah'ım canı bir bulabilsek yarabbim, nerelerde acaba? Yok var. Ah, siz... Ne oldu? Niye bekliyorsunuz hala? Şu teyzenin yanında getirdiği torunu kaybolmuş. Yarım saattir her yere baktık. Yok beyim. İlgilenin şunlarla. Derhal. Torunumu gördünüz mü?
Yok teyze, hiçbir yerde yok, bulamadık. O sabahtan çıktı herhalde teyze. Söyledim sana, yok işte. O zaman gidelim bari. Beklettik de herkesleri. Ya çiftliği gezerken ağaçların arasında kayboldum falan diyeceksin. Karanlık çökünce de iyice yolumu kaybettim dersin. Yani sonra da saatler sonra arka kapıdan çıkıp asfalta çıkmışsın, bir arabaya el etmişsin, binmişsin, gitmişsin gibi şeyler söylersin. Herkes inanır. Evet. Kazanların oğlu bana çiftliği gezdirdi. Çiftlik çok büyükmüş dememden daha inandırıcı bir hikaye oldu gerçekten. Bana bak kızım, sadece biraz eğlendik. Başıma iş falan açmayacaksın değil mi sen benim? Gerçekten özür dilerim. Al şunu. Tamam tamam ya. Kimseye söylemem. Manyak değiliz herhalde. Allah Allah. Gerçekten özür dilerim. Ben burada bile yaşamıyorum. Bir beklentin olmasın diye söyledim. Anlıyorum seni. Sorun değil. Hastaneye götüreyim mi seni? Yok canım, bir şey abartma. Zaten geç kaldım diye babam canımı okuyacak. Ninem şimdi durumu anlatmıştır herkese. Polis, jandarma ne var ne yok çoktan ayaklanmışlardır. Bir de jandarmanın bizi arabada yakalaması kalmıştı. Ama bana özür borçlusun. Hem de birkaç tane. Nasıl affettirebilirim kendime? Yarın söylerim. Yemekte. Ama güzel bir yere götüreceksin yemeğe. En iyisi sen gel beni saat 4'te okulun önünden al. Tamam, nereye istersen götürürüm. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Son sınıfa başlayacağım. Peki, herhalde bayağı bir çaktın değil mi? Yani büyük gözüküyorsun da. Teşekkür ederim. Ormanda kaybolmuş gibi görünmem lazım. İyi tamam da tecavüze uğramış gibi gözükme de. Sema'dan haber yok mu? Gelmedi mi hala sizinkiler? Çok merak ettiysen sen de gideydin ya. Mehmet nerede? Yok, zıkkımlanıyordur bir yerde. Recep biraz ilgilensen çocukla, dağıldı iyice. Erdoğan hiç şeyler duymuyorum diyor hakkında. Erdoğan'a ne kardeşim? Allah Allah, kendi işine baksın ha ya. Recep, Erdoğan senin arkadaşın, düşmanın değil. Düşman. Seni her gece kurnuna... Recep yapma. Ölümü öp yapma. Ölümü öp yapma Recep. Yapma. Kız dilim varken niye ölümü öpeceğim seni ya? Recep bak yapma, sana yeminle söylüyorum. Sokakta selam bile vermem. Gece geleceksin. Bir daha çık bırakacaksın, anladın mı? Olmaz Recep, olmaz. Oğlan artık her tıkırtıya uyanıyor, büyüdü. Gece her ayağa kalkıyorum, bakıyorum ayakta. Sen gece bir gelme. Bak bütün mahalleyi nasıl ayağa kaldırdı oğlum. Tamam, Allah'ın cezası. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.